2022 olan kongrese. İki başkanımla faaliyet raporu ve öncelikli konuşmasını ben yapacağım. Kendisinin ses problemi olduğu için. Ben de Ekospor geçtiğimiz dönem başkan yardımcısıyım. Abdullah Serdar Ayca'yı. Ekospor Kulübü Başkanı Tekin Ersun'un 2 Temmuz 2022 tarihinde kongrede yaptığı konuşma yapıyor. Kongremize katılan Ekospor Kulübü'nün değerli üyeleri, kıymetli basın mensupları ve değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Konuşmama geçmeden önce başta Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere ebediyeti intikal etmiş tüm şehitlerimize, kulübümüze bir şekilde katkıda bulunmuş değerli büyüklerimiz, en sanat kurumlarımız, milletle şükranlarımız. 1991 yılında futbol takımımızın 2. ligden 3. ligde düştüğü sene Sayın Ali Zengin Selam Saygaroğlu hazırladığı listede Beykospor Kulübü yönetimine girdi. Beykos 1908 Spor Kulübü Başkanı olarak 114 yıllık Beykos tarihinde ve koskoca bir ilçenin sportif sorumluluğu tam 24 yıldır omuzlarındadır. Bu onun bu görevi yapmaktan her zaman gurur duydu. Ve aynı gururla yapmaya devam ediyor. Gerek yönetim kurulu üyeliği, gerekse kulüp başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde her zaman Beykos Spor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda hareket etti. Beykos Spor Kulübü'ne zarar verecek karar ve uygulamalardan hep uzak durdu. Somut projeler ve kaynaklar ortaya koyarak başkanlık görevini daha iyi yapabileceği iddiayla biri veya biri yeri varsa ortaya elde tutulur, gerçek bir şeyler koyarak yönetimi tahrip olurlarsa sorumluluğu kendilerine devretmeye hazır olduğunu Beykos Spor Kulübü'yle zaman zaman paylaştık. Hepiniz de çok iyi biliyoruz. Her şeyin her zaman daha dibi vardır. Galibiyeti, başarının sahibi çoktur. Ama mağlubiyeti ve başarınıza hiç kimse sahip çıkmaz. Eleştirilmekten korkmam. Onları bir motivasyon kaynağı olarak kullanırım. Beykoz Spor Kulübü ile ilgili tükendi ifadesini kullananlar var. Beykoz Spor Kulübü, tükenmek öyle ilgisiz kişinin iddia ettiği gibi kolay bir iş değildir. Birileri gelecek, birileri gidecek ama Beykoz 1908 her daim baki kalacaktır. Kurumlar kalıcıdır, isimler fanidir. Biz kalıcı olana bakacağız, bakmalıyız. Sadakatimizi, sevdamızı davamız için kullanmalıyız. Bizim davamız Beykoz davasıdır. İdeolojiler bizi ayırır. Beykoz Spor Kulübü bizi bir araya getirir. Yönetim kurulunun sorumluluğunda olmayacak kadar büyük bir kulüptür. Ve herkes elinden geleni bu dönem yapmalıdır. Beykoz Spor Kulübü tüm Beykoz'un ve Beykoz'un sorunudur. Bu mesele sadece benim yönetim kurulu arkadaşlarımın meselesi değil, Beykoz'un meselesidir. Ben bu meselede herkesten fazla sorumluluk aldım. Hizmetçi oldum. Fedakarlık yaptım ve yapmaya devam ettim. Şimdi soruyorum size. Ben küçük bir işim. Siyasetin, belediyenin, kaymakamlığın, sivil toplum kuruluşları ve Beykoz'un tüm dinamiklerinin bu kulüp için birleşmesi gerekir. Bu saatten sonra Beykoz 1908'i desteklemeyen Beykoz'u seviyorum demez. Çünkü gerçekten sevmek sevdiğini ispat etmektir. İspat edilmeyen sevgi ise ispat edilmiş yalandır. Beykoz'umuzu 2022-2023 yılına geleceğiz. Bugünlerdeki önümüzde çok az bir zaman dilimi vardır. Bugüne kadar hiç olmadı kadar kenetlenmeli ve bu sorunu kimseyi üzmeden çözmeliyiz. Bir kurumun, şirketin, kulübün, takımın her bir bireyin çalışanı ayrı bir değerdir. Üçüncü şahısların kendi menfaatleri için bu değerleri camiaya, itibar, sırlaştırma çabalarına karşı bir şey yapmayan, sessiz kalan, mevki, makam ve hak sahipleri basiretsizliklerini de hiç unutmadık ve bundan sonra da unutmadık. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı süresince hata yaptı ama hep yanlış yapmadı. Bu sözlerini çok iddialı olan olabilir. Evet, iddialı konuşuyorum. Allah şahidim ki başkanlık süresince Beykoz Spor Kulübü camiasını utandıracak hiçbir davranışta bulunmadı. Tekrar ediyorum. Hata ve hatalar yaptık ama bilerek ve bile yapmayarak hiç kimseye hiçbir konuda kötülük etmedi. Özellikle öncelikle aileme yeterince ilgi göstermediğim için çok suçluyum. Varsa da tek suçum bu. Tekrar söylüyorum. Hata ve hatalar yaptım ama biliyorum ki bilerek ve isteyerek yanlış yapmadım ve yapmayacağım. Beykoz'u sevmek, Beykoz'u almak bir ayrıcalıktır. Bizler bir yerlerden gelmiş olabiliriz. Hepimizin bir memleketi var. Ama bir Beykoz'da oturuyorsak, yaşıyorsak önce Beykoz'da olabiliriz. İstanbul'un en güzel, en şirin, en tarih kokan şehir gibi bir ilçesi neden ülkemizin en tanınmış köşelerinde olmasın? Ne güzel söylemişler. İnsanın memleketin olduğu yer değil, doğduğu yerdir. Onun için Beykoz'da doğanlar, doyanlar olarak Beykoz'u ve Beykoz Spor Kulübü'nü hak ettiği yerlere getirelim. Beykoz'da olmak, Beykoz'un çocuğu olmak bir değerdir. Beykoz'u seviyorum, insanları bağrına basıyorum, herkes için iyi şeyler biliyor, her şeyin iyi olması için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Biliyorum ki bütün bunlar Beykoz ve Beykoz Spor Kulübü için yeterli değildir. Beykoz ve Beykoz 1908 için gerekir yine Beykozlar yapmalıdır. Bir spor takımının sportif anlamda başarılı olabilmesi için önemli oranda taraftarların duygularına ve sevabına bağlıdır.
Taraftarlarımız Beykoz'a, Beykoz Spor Kulübü'ne yüreklerini koyarak dualarını esirgemez, maddi ve manevi Beykoz Spor Kulübü'nün yanında olurlarsa hem yönetici hem de takım ateşlenecek ve Beykoz'a layık bir çalışma içine gelecektir. Değerli Beykoz'a kalitesiz şahsız destek istiyoruz ve bekliyoruz. Beykoz'un diyen herkes şartlasını önüne koymalıdır. Beykoz'a geleceğin Beykoz Kulübü'nün için neler yapılabileceği konusunda gözünü ifade etmeli ve ortak bir akılla el ele vererek bu takıma hak ettiği üst liglere çıkarmak için çaba harcamalıdır. 114 yıllık mazisi olan Beykoz Spor Kulübü yıllar boyu amatörde kalamaz. Bu yıl mutlaka mutlu sona ulaşıp böyle bir geçirmek mecburiyetindedir. Elbette böyle bir başarı bile Beykoz Spor Kulübü için yeterli değildir. İş ve teşkilatlar kitlesine sahip olan Beykoz Spor Kulübü'nün profesyonel liglerde oynama hedefini gerçekleştirmesi için herkes elini taşın altına koyup sorumluluk almalıdır. Her şeyden önce Beykozlar takımlarına sahip çıkmalıdır. Ben açık söyleyeyim, üzerinde üç yaş seyretmezdim. İlçenin spora gönül vermiş zenginleri, iş adamları artık elini cebine atmalıdır. İnanç olduktan sonra birlikte başarılı olmamak için hiçbir sebep yoktur. Herkes üzerinde üç yaparak gücü ölçüsünde bu ağır yüke omuz vermelidir. En karanlık gece bile sona eren bir güneş tekrar doğar. Beykoz Spor Kulübü'nün güllerinden yeniden doğacaktır. Beykoz Spor Kulübü herkesten büyüktür. Beykoz Spor Kulübü'nün gönülde demir parmaklarında kimseyi görmüyor ve görmek istemiyor. Ama çok yakında bu demir parmaklarında büyük Beykoz taraftarlarla birlikte kaldırıp atacağız. Beykoz Spor Kulübü'ne hizmet etmekten hep gururluyum. Bu grup benim ismimin önüne gelebilecek en büyük ünvanlardan biri oldu. Beykoz 1908 amatörde de olsa bile kaybedilmeyecek bir değerdir. 2022-2023 sezonunda taraftarlarımızla seyirli bir ilişki kurarak onların desteğini hep yanımızda tutacağız. Taraftar futbolun itici gücüdür. Bunu kimse inkar edemez. Hepimizin ortak değeri Beykoz Spor Kulübü'nün yerine hak ettiği yerlere getirmeliyiz. Beykoz'la ve Beykoz ilçeyi yönetenler bu için en büyük ve en önemli marka değeri ve sevgisi olan Beykoz için elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermelidir. Yetenekli, başarıyı aç ve futbolunun üst seviyelere gelmek isteyen, iyi ahlaklı takımla bütünleşerek takım için varını yoğunu verecek futbolculardan dolayı bir takım yaratmak öncelikli hedefimizdir. Başarırsak sadece 1908 kazanmayacak, Beykoz ilçesiyle kazanacaktır. Yönetim olarak beklentimiz Beykoz'daki tüm sosyal, siyasal, sportif kurumlardan, iş insanlarından, iş kadınlarından, taraftarlarımıza maddi ve manevi destek sonuna kadar hep tam destek görmektir. İnanın, Beykoz camiası yönetimiyle taraftarlarıyla birlikte beraberliği sağlarsa başarının gelmemesi için hiçbir neden yoktur. Kimse Beykoz Spor Kulübü'nün camianın günahlarını, başarısızlıklarını bir iki kişiye yükleyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasın. İmkansızlıklar içindeki başarısızlıklar, imkanlar içindeki başarılıklardan daha kıymetlidir. Topu taşı atarak sorumluluğu başkalarına yükleyerek sevgi olmaz. Beykoz Spor Kulübü'nün sevdiğiniz, bağlılığınızı göstermek istiyorsanız topu taşı atmayın. Beykoz Spor Kulübü'nün geleceğinin Beykoz'ların elindedir. Beykoz Spor Kulübü'nü yok etmeyin, koruyalım, mücadele edin. Sizler de Beykoz Spor Kulübü'nün başarıyla kurgulanacaksınız. Tüm Beykoz'ların tarihine sahip çıkmaya çağırıyorum. Beykoz Spor Kulübü kısa zamanda borçlarını aranacak, yaşayacak, üzerinde değil edebiyete tek sahada olacaktır. Beykoz 1908 Spor Kulübü sonsuza kadar yaşayacaktır. Her zaman ve her platformda gecesini gündüzüne kadar çok hak ve halk mücadelesini sürdüren, geçmişten günümüze kadar görev yapmış tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 yıl bu takımın başkanlığı yapmış tecrübeli bir başkanım. Kimileri kaçar, kimileri savaşır. Beykoz Spor Kulübü için yıllardır mücadele ediyorum ve savaşıyorum. Savaşmaya devam edeceğim. Allah insanın taşıyabileceği kadar büyük bir görevmiş. Bana da Beykoz Spor Kulübü başkanlığını 24 yıldır taşıyoruz. Bakalım ne kadar taşıyacağız bu şeref dolu ağırlığı. Ben Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı'nı belirleyen istiyor diye bırakmayacağım. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı kendi kararı ve isteğimle zamanı gelecek elbette bir gün önüne teslim edecek güzel yerlerde bırakacağım. Enerjimi Beykoz Spor Kulübü'nün geleceği için harcamaya çalışıyorum. Maddi ve manevi çok yoruldum. İlçeyi yönetenlerden gerekli desteği görmedim. Ömrümün 24 yılları çok önemli bir dönemini Beykoz Spor Kulübü'ne verdim. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı'ndan önceki ve sonraki dönemler arasında maddi ve manevi çok büyük farklar var. Bu nedenle de Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı bıraktıktan sonra Beykoz Spor Kulübü defteri bir daha açılma noktasıyla kapanacak. Yeni sezon, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demektir. Bazen tek ihtiyacımız olan şey, diğer hayatımızda kalır. Beykoz Spor Kulübü'nün geçmişi çok derin ve köklüdür. Beykoz'da yaşayan herkesin Beykoz Spor Kulübü'nün tarihini bilmesi lazımdır. Beykoz 1908, siz Beykoz düşünmeler
ve olamaz. Ve içimizin adıyla bütünleşmiş olan nadir kulüplerin sahip çıkmaya gerekmedi. Beykoz'da olanlar için lig ismi fark etmez, denemez. Çünkü Beykoz sevdalıları hep şampiyonluk için çalışır, kimisi sesi ısırana kadar bağırır, destek verir. Kimi kundaktan ve benim rakip sevdasını düşünüp uçar. Beykoz spor kulübü için daha güzel yerinden inşa etmek için vazgeçmeden, yamadan, yorulmadan mücadele etmeye devam edecek. Cesur kararlı yürekli arkadaşlarımızla Beykoz spor kulübü birlikte mutlu yarınlar görmek için umudunu hala muhafaza ediyoruz. Kongremizin, spor camımızın barış, başarı, kalbinin umut getirmesini temenni ediyorum. Bu kulübün başkanı olarak bütün Beykoz'da önce üye olmaya, sonra sorumlu kalmaya davet ediyorum. Sağlık, mutluluk, başarı dolu bir sezon içimizin ve sevgi saygılarını sunuyorum. Hep mutlu ve hep umutlu kalın. Zeki Aksu. 19 Ekim 2021, 2 Temmuz 2022 faaliyet raporudur. Beykoz Spor Kulübü, basketbol ve voleybol şubesi kulübümüzün diğer spor branşlarında olduğu gibi ülke çapında köklü bir birikime sahiptir. Basketbol şubemiz, geçmişimizde ve özellikle yakın tarihimizde birçok basketbolcu ülkemize kazandırmıştır. Mazisinde çok kıymetli sporcular, özellikle Türkiye basketbol ligleri ilk yabancı sporcuları kulübümüzün formasını terletmişlerdir. Uzun dönem ülkedeki basketbola gerek alt yapı gerekse de A takım seviyesinde hizmet etmiş kulübümüz maalesef şu an yalnız bırakılmış durumdadır. Günümüzde özellikle finansal açıdan gerek ülkemiz gerekse dünya çapında sıkılmaların ve daralmaların gerçekleştiği ve bu sebeple de destek bulmakta zorlandık bir dönemdeyiz. Bu sebeple birlik olmak, kenetlenmek ve özümüze dönerek kendi kaynaklarımızı dönmek bu zorlu süreci çok önemli arz edilir. Voleybol şubemiz pandemiden önceki sezonda genç takım kategorisinde İstanbul finaline kalmış fakat pandemi sebebiyle sezon tamamlanmamıştır. Şu an voleybol şubemizi kendi kaynaklarımızla yetiştirmekte olduğumuz 30 kızımız takımımızın arnasını gururla taşımaktadır. Karate şubemiz pandemide yeniden açıklamasına rağmen Türkiye şampiyonasına gitmiştir. Basketbol şubemiz pandemiden beri ayakta kalmaya devam etmekte, genç takım, yalnız takım, küçük ve minik takım kategorilerinde toplam 75 sporcusuyla resmi liglerde kendi imkanlarıyla desteksiz ve sporsuz bir şekilde mücadele etmektedir. Ayrıca basketbol şubemizde eğitimleriyle devam etmek olan birçok sporcumuz bu konuların ilgisine dikkatini çekmektedir. Önümüzdeki sezonda branşlarımız daha iddialı yerlere gelebilmek için var gücümüzü çalışmaktayız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hatiplerimiz de dinleyicilere söz hakkı doğuracak sözlerden uzak dururlarsa memnun oluruz. Adım Sedat Kabak, İstanbul Beykoz'luyum. Çocukluğumdan beri dışarılarda İlk o eski duvarlı türkünün deliklerinden başkanımızı seyretmeye çalıştığımız bir kulübe başkanım sağ olsun yönetimimize görev vermesi beni çok mutlu etti. Çok sevindim. Ailecek de bütün ailem destek verdi. İnşallah bu sezon elimizden geldiğince tüm arkadaşlarımızla beraber Beykoz'un başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah başarılı olur diye diliyorum. Şimdiden peki, teşekkür ediyoruz. Ve değerli hazırım, 55 kişi falanız burada, 60 kişiyiz yaklaşık. Şunu özellikle söyleyeyim, herhangi bir grup, herhangi bir topluluk adına konuşmuyorum burada. Buradaki tamamımızdan daha fazla Beykozspor'un peşinde koşmuş. Başkanla dahil hepimizden daha fazla deplasman yapmış bir adam olarak konuşuyorum burada. Yaklaşık 10 kişinin gazeteci olduğu ve burada en fazla 45 kişinin de hazirunda bulunduğu bir kongre yapıyoruz burada. Yani çok büyük bir camiayız, 114 yıllık bir camiayız falan. 114 yıllık camianın buralara sığmayı bırakın, kulüp binasında şu anki haliyle gidip orayı istila edip orada kongre yapması gerekirdi. Burada hepimiz, şimdi burada az önce el kaldıranları gördüm, bu arada direkt onu söyleyecektim. Özellikle söylüyorum, neye el kaldırdığını gerçekten dinleyerek, yani inanamadım yani neye el kaldırdığınızı daha, hani kusura bakmayın da neye el kaldırdığınızı daha bilmeden el kaldırdı burada herkes. Yani gerçekten inanamadım, neyi ibra ettiğinizi, tahmini bütçe şu anda 3 kişiye sorsam, şu anda hatırlayanınız yok, el kaldırıyorsunuz. Ya inanın, yani akıl almaz yani. Sadece şöyle söyleyeceğim, bu cumartesi değil ama bir cumartesi günü bu kulübü biz yöneteceğiz. Hepsi. Kocay kardeşimize. 1971 Beykoz doğumluyum.
Beybozlu köklü bir ailenin mensubuyum. Buradan da gurur duyuyorum. Sayın Başkanımız Zeki Aksu'nun daveti üzerine uzun yıllar sonra yönetimde görev almayı kabul ettim. Beykoz'u anlatmaya çok fazla gerek yok. İstanbul, Türkiye'nin üç büyük kulübünden sonra gelen en tarihi köklü kulüplerinden bir tanesi olduğu şüphesiz. Fakat bulunduğu konum itibariyle maalesef tabii ki hiç yakışmıyor. Bu da her ne kadar 20 yıldır, yaklaşık 15-20 yıldır Beykoz'da yaşamasam da beni çok rahatsız ediyordu. Bir Beykozlu olarak, bir Beykoz'un çocuğu olarak gerçekten çok rahatsız ediyordu ve bu rahatsızlığı da her zaman dile getirmişimdir. Sayın Başkan da bu konuda ki gerek sosyal medyadan gerek birebir görüşmelerimizde dile getirdiğim bu serzenişimi, bu durumu değerlendirmek üzere bana yönetimde görev verdi. Bunun için de kendisine ilgisinden dolayı, yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bundan sonra da kulübümüzün başarısı için üzerime düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Divan, sayın konuklar. Kadrolu bir konuşmacı olmak istemem ama konuştuğunuz arabayı duyduğum için konuşuyorum. Beykoz'da Sayın Zeki Aksu'nun 15 yıl önce gazeteci bıraktığından günümüze kadar yayında olan en eski gazete sahibiyim. 10 tane arkadaşım Beykoz'da. Dışarısı yangın yeri. Beykoz Spor Kulübü şöyle, böyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ama hiçbir Beykoz'dan basın davet edip de şu şekilde bir sıkıntı var diye mi görmedim. Genel kurul zamanında hiçbir Beykoz dinamiğinin ben Beykoz kulübüne yönetimine talibimde şu şekilde engelleniyorum diyeni de görmedim. Üye olmak istiyorum, üye yapılmıyor diyeni de görmedim. Dolayısıyla bu şartlarda taşın altına elini koyan çocukluk arkadaşım, mektep arkadaşım Zeki Aksu'nun yasal şartlarda yapmış olduğu her türlü mücadelenin her zaman yanındayım. Önce bunu bilmesini istiyorum. Ve sonrasında buradaki huzurunun çok önemli bir kitle olduğunu düşünüyorum. Çünkü binlerce Beykoz içerisinden bugün burada olmak, bu davaya burada sahip çıkmak her babayiğidin harcı değil. Buradaki tüm babayiğidini de tebrik ediyorum. Buradaki kimsenin Beykozluluk ölçüsü ölçek alınmamak. Herkes kendine göre Beykozludur, Beykozsporludur. Bunlar tartışılır. Onun için buradakilerin herkese yerden göğe kadar saygı duyuyorum. Ama ilk hafta söylemek istediğim şu dostlarım. Ben eski profesyonel bir sporcuyum. Galatasaray Kulübü'nde voleybol ve atletizm yapmış bir arkadaşınızım. Sporcu diliyle konuşacağım. Geçmişte de profesyonelce radyo programı yaptım. 10 Nisan 2020 pandemi sürecinin sıkıntılı günlerinde evde hanımın dayatmalarından kurtulmak için eski radyocunun depreşti ve o günden günümüze kadar da zor şartlarda yayın yapmaya çalışıyorum. Bu yayınlarda eski profesyonel yaptığım dönemden çok daha keyif, çok daha lezzet olmaya başladı, keyif almaya başladı. Bunu niye söylüyorum? Geçmişte Beykoz Spor Kulübü, Paşabahçe Spor, özür diliyorum, Beykoz Spor Kulübü, Paşabahçe İşçi ve Cam Fabrikası, Deripunlar Fabrikası ve Sayın Başkanımızın aile fertlerini çalıştırdığı sinemada gelenlerden ve çalışanlardan Beykoz Kulübü bir pay kesilir, gönül rızasıyla. Beykoz Kulübü öyle ayakta dururdu. Önemli olan Beykoz'u fertlerden parayı alabilmenin yolunu aramak lazım. Yani iş adamı Ahmet'in veya Ayşe Hanım'ın önünde taklatıp da para isteyip ondaki para alma hırsını bitirdikten sonra bir başkasını arayacaksak o işin tadı olmaz. Önemli olan cebinde 1 lira olasın, 1 lira olanın yarısını alabilme şansına sahip miyiz? O zaman bir Beykoz oluruz. Ne kadar yardım ediyoruz? Bu da düşündürücü. Ben gazetecinin süresi içerisinde çok farklı yere yapıyorum.
arkadaşların yerin kesine çok saygı duyuyorum ama ben çok daha farklı sivil toplum kuruluşu ağırlığına getiriyorum. İlçemizde birçok derneği, danışmanlığını, üyeliğini yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de Beykoz Engelsiz Umutlar Derneği. Bir programda dostlarım, şöyle bir kampanya birdenbire aklınıza geldi, spotere geldi. En fazla 50 lira, en az 10 lira ödemek kaydıyla Engelsiz Umutlar Derneği'nin hesabına para yatıracak Beykoz'u arıyoruz dedik. Dostlarım şu anda kiraların ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Biz 10 liralarla hem de parayı verir misin, vermez misin demeden direkt bankaya yatırılıyor 10 liralar. 10 liralarla dernek kirasının yarısından fazlasını şu an tedarik ediyoruz. Devletin hiçbir kurumundan 1 lira para almadan burada engelli çocuklarımız eğitim görüyorlar. Her türlü eğitim görüyorlar. 25 tane öğrencimiz her türlü eğitim görüyorlar ve aylıkları Beykoz gönüllülerinden 10'ar lira ödenen ücretle yarısına fazla tedarik ediyor. Gelin Beykoz kulübüne 10 lira, 50 lira, 100 lira verebilecek birçok dost bulalım. Kurula konuşup, genel kuruldan genel kurula konuşup, dışarıda kulübe eleştirenlere he deyip baş sallayıp, ondan sonra başarı bekleyen bir kulüp olmasın. Gelin buradaki insanlar döndükten sonra birer kişi daha katalım. Bir dahaki kongre 55 değil de 110 olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle kongremizin tüm Beykoz sevdalarından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eski başkanım Sayın Alaaddin Köse'yi de kongremize görmekten, eski bir Beykoz olarak da çok büyük mutluluk duyuyorum. Onun döneminde gerçekten bizler tribünden güzel günler yaşamıştık. Bunun yeni siyasi oluşumlarda da devamını dilemekten başka bir şey gelmedi. Aslında bu kürsüye çıkmadan evvel daha farklı bir konuşma hazırlamıştım ben ama Sayın Başkanımın yüreğini gördükten sonra en son kongrede kendisine oy vermeyen ve sürekli sosyal medyada kendisini eleştiren biri olarak beni hala divan konu oldu. Hala aramızda hiçbir kırgınlık geçmeden muhabbetimiz devam ettiği için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Biraz evvelki konuşmada taraftarlarımdan Türkan söylemiş olduğu çok önemli bir şey var. Neye el kaldırıyorsunuz diye. Evet, geçen kongrede başkanım oy vermeyen iki kişiden biriydim. Başkanım İbrahim ben iki kişiden biriydim. Beykoz Vakfı'nın, yanlış söylesem düzelteyim, hisselerinin devrinin onayına onay vermeyen iki kişiden biriydim. Diğer arkadaş burada bilmiyorum, Sedat Ali Emanet, onunla birlikte. İkimiz muhaliftik. Ve şu an gelinen noktada takımımız geçen sene çok büyük bir başarısızlık diyorum ben. Kurulan takım ortadaydı. Ne yazık ki sağ bataklığına dönmek zorunda kaldık. Ve yine buralarda mücadelemizi vereceğiz. Sözlerimi uzatmadan ben Sayın Başkanım'a iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi, ya sportif başarıda kulüp küme düşer, başarı olur, başarısız olur, onlar hiç önemli değil. Bunlar geçicidir ama ben şunda çok fazla üzüldüm ve yıprandım kendi şahsıma. Bir sene boyunca belediyeden destek alamıyoruz, bir kuruş yardım alamıyoruz diye çırpındık ve bunun bayraktarlığını kendi çapımda ben yaptığıma inanıyorum. Küme düştükten yaklaşık bir hafta sonra şu fotoğraf çok canıma sıkıyor. Bu neyin gülüşü? Neyin gülüşü bu? Sonra stadımıza uğramayan AK Parti ilçe teşkilatıyla bu gülüşler nedir? Bunlar çok önemli. Sadece bir kere daha gelmemiş Sayın Belediye Başkanımızın ve AK Parti ilçe teşkilatı ve diğer siyasilerin ne oldu da 15 günde birden kulübümüzü ziyaret eder oldular? Ne oldu birden yardımlar gelmeye başladı? Bir, bunu çok merak ediyorum. İki, en son kongrede 3-4 tane sponsorla görüşme halindeydik. Şu an hiçbir faaliyet raporunda bunlar yok. Hisse devrimiz ne oldu? Geçen sefer yetki verilmişti iki kişi dışında. Bu hisse devrimleri oldu mu, olmadı mı? Bunu merak ediyorum. Asıl en çok merak ettiğim, sevgili Turgay, ilgilenen biri varmış. Ben baktım, geçen sene bal liginde bütçemiz 402.15 iken bu sene talep edilen 6 milyon TL'lik bir bütçe talep ediliyor. Bu bütçe nereden kaynaklanacak? Belediye ile ilişkiler nasıl?
İşin açıkçası ben şahsen siyasi hiçbir oluşumun içerisinde değilim. Takımın iyi yerde olmasını istiyorum. Belediye ile olan ilişkiler bizi Eyüp, Tuzla, Karagümrük, Ümraniye, yani İstanbul'da 8 tane takım çıkartmıştık. Bunların seviyesine çıkaracaksa ben belediyenin hiçbirliğinden yapılmasına da razıyım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Divan ve bütün genel üyeleri hoş geldiniz. Ben buraya niye çıktım? Yani Tugay arkadaşımız herkese kaldırıyor dedi ya, ben onu da cevap vermek istiyorum. Tugay Bey. Ben 1979 senesinde Beykoz Spor Kulübü'nde Türkiye 2. Ligi'nde 3 sene üst üste forma giymiş birisi olarak çıktım ben buraya. Şimdi 1908'in anlamı çok şeyler ifade ediyor. Fenerbahçe 1907, Beykoz'umuz 1908. Yani belki aranızda ben top oynarken olmayanlar bile vardır. Her zaman söylenir yani bu kongrelerinde her zaman mağlup da çıkar, her şey de çıkar. Ama bir türlü taşın altına elini sokacak insanlar çıkmaz. Bu yüzden benim geldiğim sene Sayganlar Başkanı'ndı. Sonra Zeki Başkan'ı tanıdım. Ve onu dinledikçe hak verdim. Niye hak verdim? Hep kongrelerde konuşurlar ya. Güzel bir yönetim yapın. Güzel bir imkanlar sağlayın. Biz belediye başkanımıza geldiğimiz senede taşın altına elimi soktum. Sayın başkanım dedim. Sen de sok dedim. Yıllardan beraber biz aynı dönemde bu takımı buraya Van Ligi'nden şeye çıkarttık. Türkiye 3. Ligi. Sağ olsun Zeki başkanımız diye başkanlıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben de Beykoz'u çok güzel yerlerde görmek isteyenlerden bir tanesiyim. Ben de kuzgun çocuğuyum. Yani bazı çocuğuyum. Ama Zeki Başkan'ın yapmış olduğu çok değerli şeyler var. Kaç senedir bu kulübün başında. O da istiyor bırakmak. O da istiyor tabii. Yani güzel insanlar gelsin de yapsınlar diye. Ama bir türlü çıkmıyor. Ne etmezse. Yani ben bir Beykoz eski futbolcusu olarak bu takımın çok güzel yerlere geleceğini inanıyorum ve bunu bulmak istiyorum eski takımımla. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Divan, değerli hazırım. Beykoz Spor Kulübü'nün değerli üyeleri. Ben konuya farklı bir noktadan girmek istiyorum. Beykoz emekli bir emeklilerin emek ağırlıklı çalışanların yaşadığı bir ilçeydi İlgiler. Hepimizin malumu bu ilçede 3 tane fabrikamız vardı. Burada çalışanlar yaşamlarını huzur içinde devam ettiriyorlardı. Geldiğimiz süreçte bu fabrikalar kapandı. Esnaflarımızın alım güçleri düştü. Ve İlçemizde süreç içinde bir dönüşüm gerçekleşti. Emekli şehri oldu. Bu dışarıdan Beykoz kulübünü de etkiliyor. Bunu niçin söylüyorum? Yıllardan beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil ilçe planları yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaz'da bu fabrikaların kalkmasını plan gereği gerekli görülürse artık tarafta hazine arazilerinde bu ilçede çalışan yıllarca emek vermiş ustaların çalışacağı küçük sanayi siteleri kurulabilirdi. Bu sanayi sitelerinde çalışan insanlarımız bugün marketlerde müze gezer gibi gezen, maddi imkansızlıklar içinde kıvranan bir ilçenin ferdi olmazlardı. Cepleri para yoruldu ve kurulunuz yalnız yönetime Sayın Başkan'ın davet ettiği maddi imkanları sağlamış arkadaşlarımızın sırtında büyük olarak görülmezdi. Her dönem
3-5 tane sponsor arkadaşımızın sırtında bu kulübü Sayın Başkan kendi imkanları ve özel kabiliyetleriyle götürmeye çalışıyor. Hepimiz insanız, hepimizin hataları var. Yalnız bunu şunun için söylüyorum. Burada konuşurken belediye başkanlığı kimliğinin dışında Beykoz Spor Kulübü basketbol kulübünde, basketbol şubesinde Yıldız Genç Ağtakım 12 sene bu kulübün formasını terletmiş biri olarak konuşuyorum. Aidiyet duygu yüksek. Ben kulübün sıkıntıyı bu noktaya gelmesine üzülen bir kardeşimizim. Beykoz olarak söylüyorum. Ama burada konu hedef küçültmek değil, hedef büyütmek. Bunun cevabını da şurada aramamız lazım. Bizi bu noktaya getiren planlardan ve bizi bu noktaya getiren anlayıştan siyaseten hesap sormak lazım. Bu hesabı şu parti bu parti olarak söylemek istemiyorum. Adres de vermek istemiyorum. Ama gelinen noktada Beykozlu imkansızlıklar içinde kıvranıyor. Ele çarptı burada. Emekli şefi oldu. Bunu tersine çevirmek lazım. Tabii Türk'ün kenti olmadılar. Ama bir Ümraniye'de örneği verildi. Ümraniye'de bir sanayi sitesi var. Beykoz'dan kalkıp Ümraniye'de araba tamirhanesine gidiliyor vesaire. Bunlar Beykoz'un kendi içinde, Beykoz'un kendi çocukları bu çalışmaları yapmalı. Buradan nereye geleceğim? Kulübe gönül rızasıyla kendi birikimlerinin, aile bütçesinin bir kısmını aktarabilmeli. Bu zor olmamalı o insana. Yani her şeyin başı yaşamı bizi huzura götürecek yaklaşım tamamen şeyden geçiyor, siyasetten geçiyor. Birlik, beraberlik zamanıdır. Uzun vadeli geriye dönüp bir bakın. Ülkedeki ve ilçedeki değişimi görün. Bunu niçin söylüyorum? Hedef Zeki Başkan veya Ahmet Başkan, Süleyman Başkan değil. Herkesin kucaklayacağı bir yapı olmalı. Kardeşime katılıyorum. Burada belki konuşulmayan çok şey var. Ama bu salonun dediği gibi dolması lazım, taşması lazım. Herkes gönül coşkusuyla bu kulübe destek olması lazım. Ama her şeyden evvel geçmiş süreçte yaşadıklarımız bu ilçeye dayatılan fonksiyonların, plan olarak fonksiyonların, turizm konaklama, sanayi, küçük sanayi siteleri olması lazım. Emeklimize bu tarihte verilen maaşın insanca yaşam standartlarını, açlık sınırının altında yaşam standartlarını dayatan anlayışın sorgulanması lazım. Biraz siyasi gibi konuşuyorum ama ben en az burada bulunan herkes kadar Beykoz Spor Kulübü'nün şu andaki durumuna üzülen bir kardeşimizim. Ama bunu çözmek için çok olmak lazım, yoğun olmak lazım, bu durumu hissetmek lazım ve şunu söylemek lazım, birlik olmak lazım. Birbirimizi ezerek bu kulübü yüceltemeyiz diyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yeni yönetimi başlamak diliyorum. İçin teşekkür ediyorum. Ya, serzenişlerde, özellikle Turgay'ın serzenişlerinde kravatlılardan çok atkılların serzenişleri her zaman için daha önemlidir. Çünkü en büyük cefa, yağmur, çamur, kar onlar çeker. Ben onları çok iyi biliyorum. Şimdi sevgili başkanım buradan, benim abim, oğlum sınıf arkadaşıydı. Ben Şırzat Dağcı ismini kaç kişi biliyor şu salonda? Beykoz olup da bilmeyen yok ama Sayın Hiram Başkanımız bile önceki kongrelerde öğrenmiş. Lütfen kusura bakma yani. Serzenişte bulunmuyorum yani. Şırzat Dağcı'yı biliyorum da sen oğlu oldu, oğlu oldu. Yok bilmiyordunuz. Her neyse önemli değil hiç. Şunu söylemek istiyorum. Mekin abi orada mesela. Keşke gelse de şurada eskileri birkaç cümle söylese.
Metin abi. İşte Sait abi çıktı 78'de oynadım 3 sezon dedi. Babam herhalde umumi kaptan mıydı o zaman? Babam umumi kaptan mıydı o zaman? Kimdi babanın? İşte konuşuyorum dinlemiyorsun demek ki Sait abi. Ben 79'da 82. Şırzak daha cismini duydun mu abi? Şırzak, Sıtkı abiler. He, Sıtkı abiyle Kuzguncuk'ta beraber oturdun çünkü. İşte onun için. He. Hepsini iyi biliyorum. Ya benim yaşım ufak ama ben de sizin seçenenizi biliyorum yani. Onu, biliyor musun? Onun için konuşuyorum. Şimdi sözün özü. İşte başkanım söyledi, Almanya'ya gidiyorum, Borussia Dortmund'u seyrediyorum. Sarı siyahtan dolayı. Valla sarı siyah ben nerede görsem tüylerim diken diken oluyor. Ben şimdi burada kavga etmek, eleştirmek bu kadar kolay ki. Zeki Başkan'ı ben burada yerden yere vururum. Ama biz zaten karşı karşıya geldiğimiz zaman çok kavga ediyoruz onunla. Onun yüzüne en fazla ben konuşuyorumdur herhalde. Doğru mu başkanım? Kafa saplama bir de daha da dursun. Yüzüne söyleyemeyeceğim lafı arkasında konuşmam kimse. Dededen babadan öyle gördüm. Karnı sırtı felsefemiz. Karnımız dönükken ne konuşuyorsak sırtımız dönükken de onu konuşuruz. Başka hiç fazla gerek yok. Şimdi başkanım işte Almanya'ya gitti, Borussia Dortmund'u gördü, sarı siyah. Başkanım sayın avukat arkadaşımıza konuşmasını yaptı. Kendi konuşmasını. Gösterilmemiş sevgi yalandır diye bir cümle duydum. Hepimizin başka memleketleri var. Beykoz'a geldim. Beykoz'a geldik, Beykoz oldu cümlesi var. Bir de en önemli cevabı cümle şu benim için. Beykoz için ne yapmak gerekiyorsa elimden geleni yaparım. Tam olarak aynı birebir olmasa da bunlar var. Benim hoşuma gidenler bunlar. 1959 Profesyonel Lig kuruldu. Türkiye'nin ilk lig maçını Beykoz yaptı İzmir'de. İzmir Spor Beykoz. 2-1 yenildik. Kötü tarafı bizim için ama lig tarihi, Süper Lig tarihimizin ilk golünü rahmetli babam attı. Bugüne kadar 114 senelik futbol tarihinde en fazla formayı benim rahmetli babam giydi. Talip burada yok. Talip bu araştırmaları güzel yapıyor. Göremedim Talip'i. Ya ben Talip için şöyle söyleyeyim. Talip Bey şu anda meşgul biraz daha rahatsız evi dönüyor. O zaman Allah şifa versin. Selam söyledi. Selamlarınızı etseniz. O zaman Allah şifa versin. Buradan da selam yollayalım. 114 senelik tarihin en fazla golünü atan adam benim babam. 1908 senesinde Hünkar iskelesinde Beykoz'da kuruldu bu kulüp. Benim büyük dedem yani babamın dedesi Topkapı Sarayı'nda o zaman Hafız büyük dedemin dualarıyla kuruldu. Ben de öyle Beykoz'um. Benim başka köyüm yok. Başka yerden geldim. Buradayız. Onun için ben birazcık daha böyle aidiyet duygusuyla bağlıyım kulübe Beykoz'a. Şimdi ne kadar konuşarsak konuşalım, kavga edersek edelim, temenniler de var. Buradan çıkıyoruz, her şey unutuluyor. Zeki Aksu orada, saçlar başlar dik, ne zaman kulübe gitsem, tüyler diken diken, onu nereden bulurum, bunu nereden bulurum, bunun derdinde. Bir de cümle vardı şeyde, hatalarım oldu ama isteyerek hata yapmadım. Bazen işte tek kalmaktan dolayı daha fazla hata yapıyor insanlar. Tek insan olmak her yerde kötü. Yalnız bırakılıyor. Nereye gitseniz birazcık 24 senedir kulübün içinde tabii ki o yanlışlar istemeden olan yanlışlar birikince insanların gözünde de birazcık değersizleşmeye başlıyorsunuz. Birazcık kızgınlık artıyor falan filan. Bir sürü şeyler oluyor. Şimdi ben başkanım döneminde en iyi dönem dedik. Muharrem Erbil başkanım döneminde en iyi dönem dedik. Biz en iyi dönemlerde hep sessiz kaldık. Dışarıdan baktık. Çünkü iyi. İyiyse insanlar iyi bir şeyler yapıyorsa hatta başkanım abimi davet ettiğini ben biliyorum.
gel bir şeyler yapalım diye. Ama dışarıdan bak, o zaman Allah rahmet eylesin, Tuğrul Selçuk ismini kaç kişi bilir? Çok az kişi bilir. Tuğrul Baba'yı biz monte ettik oraya. Bir şeyler yapıldı biz. Görünmesek de bir şeyler yaptık. Bunu sevgili başkan da biliyor, sevgili Alaaddin başkanımız da biliyor, Muharrem Erbil başkanımız da biliyor, Allah rahmet eylesin Yücel Çelikbilek başkanımız da biliyor ama şimdiki belediye başkanı kimi biliyor zaten bilmiyorum. Beykoz'du. Yani keşke gelebilseydi de Murat'a teşekkür ederim. Keşke bir kere kulübe gelebilseydi. Sadece işte stat açılışıydı, bilmem neydi, göstermelik siyasi jargonlardan başka bir yerde ben görmedim. İşte kulübe bir malzeme yardımı falan. Zeytinburnu'da da zaten Zeytinburnu Spor üst liglerdeyken orada amatör ligi düşürdü. Keşke biz ona da gittik, gitmedik değil. Şimdi arkasından konuşmak gibi olmasın. Yüzüne konuştuklarımı konuşuyorum burada. Baştan söylediğim gibi. Gelin başkanım bir şeyler yapalım dedik. Zeki başkanımız orada olduğu sürece hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Birlik olmak dedi Alaaddin başkanım. Birlik olabilmeyi hepimiz istiyoruz ama dediğim gibi yani şuradan çıktıktan sonra her şey unutuluyor. Şimdi yönetimde kaç kişi var? Kim var? Ne var? Sevgili başkanım beni yazıyor bir yerlere. Ben istemiyorum. Bilmem ne falan filan. Bu da şey, yönetimde kaç kişi yazılı, kaç kişi burada, ben onu çok merak ediyorum. Bir. İkincisi, sevgili başkanım, geçen kongrede Murat Uysal arkadaşım da demin söyledi. İşte spor sorumlular var dedi. Dediniz. İki tane sponsorla görüşüyoruz dediniz. Yanılıyorsam düzeltirsin. Dört mü? Ben hiçbir şey görmedim. Sizin konuşmanızdan sonra ben bu kürsüye çıktığımda geçen kongrede bir şeylerden bahsettim. Sponsorluktan birilerinden. Ama sen dedin ki başkan şimdi konuşma dedin. Ben konuşma hakkımı baki tuttum. Bir şey söylemedim. Dört tane sponsordan ben bir şey görmedim ama ben sevgili başkanımı aldım. Bir yerlere götürdüm sponsorluk. Oturduk masaya. Rakam olarak bazı arkadaşlar biliyor. 8 milyon bir para başkana teklif edildi. Ben çünkü sponsor bunlar HR Bank Londra merkezli Azeri sahipleri olan bizimle beraber yurt dışında iş yaptığımız dostlar, tanıdığımız arkadaşlar vasıtasıyla BBDK'dan Türk menşeli bir tane bankanın yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilgili oluşumlarda da siyasi girişimlerde de bulundu. Hala o girişimler devam ediyor. Hala BBDK'da bir takım şeyleri, olayları geçmiş durumda şey olarak, kanuni olarak. Birkaç tane prosedür kaldı. 8 milyon baktılar, ettiler. Şeyden de, eser nerede eser? Burada mı eser? Burada. Görebiliyorum. Görebilir dışarıda. Eser kardeşimle biz girdik tozlu laflarda. Bir hafta boyunca evraklarla uğraştık. Hatta sevgili başkanımla girdik tozlu laflara. Beraber uğraştık. Bir şeyler çıkardık. Tamam. Elimizdeki dualerde adamlar sponsorluk anlaşmaları gereği sadece elimdeki dokümanlarla, elimdeki dualerle 8 milyon para verebileceklerini söylediler. Sevgili Zeki Başkanımızın alacağına dair. Diğer kulübün borçları bilmem neleri hariç. Sevgili Başkanımızın alacağına dair. Oturduk. Son toplantı kabul edildi. Zeki Başkanımı aradım. Zeki Başkanım dedim. 8 milyon dedim. Bununla sponsorluk anlaşması gereği kanunlu bir şekilde bunu sana verebilecek. Ne dersin? Tamam dedi, ben dedi bir düşüneyim arayacağım seni dedi. Ama dedim çabuk düşün, masadayız şu an. 5-10 dakika sonra aradı beni başkanım. Yok dedi, benim alacağım 12 küsür. Feragat edemem.
ben benim dedi çoluğumun çocuğumun nafakası dedi. Tamam katılıyorum eyvallah onun kendi düşüncesi. Ama Beykoz'u çok seviyorsak avukat arkadaşımızın okuduğu yazısında elimi taşın altına koyarım kuyum için bir şey yaparım diyorsan ben senden rica ediyorum başkanım. Bu arkadaşlar, dostlar, kulübe talip. Ben de eğer şuradan söylüyorum hepinizin huzurunda kaç kişi varsa benim parayla, pulla, rakamlarla hayat boyu işim olmadı olmaz. Olsaydı çok farklı yerlerde olurdu. Yani namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Şu kulübün için, şu kulüpte kendi adam bir kuruş menfaatim varsa Allah beni şuradan adım attırmasın. Sadece mezardaki babam, işte büyük dedem o dualarla açılır falan diye, o maneviyata sahip çıkmak adına. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada hepinizle rica ediyorum. 45, 55, 60 kişiyiz dedik. Yani burada 60 kişiyiz. Tarihe şahit olun. Rica ediyorum. Sevgili başkanım, şimdi burada bir yönetim oluşuyor. Ama Ağustos'ta isterseniz bayramdan sonra biz arkadaşlarla, dostlarla geleceğiz. Dün sizden ben şey sordum sevgili başkanım. Açtım telefon Zeki başkanıma, beraberdim arkadaşlarla, Azeri arkadaşlarla. Son dediler, durumu öğrenelim. Borç konusu. Sevgili başkanım da rica ettim. Bana lütfen dedim yazar mısın? Şimdi Zeki başkan bana söylüyor şu kadar diyorlar. Yani ben arada kalmamak babında lütfen bana yaz dedim. Ben yazılıyı göstereceğim arkadaşlara. Şimdi bakıyorum Zeki başkanımın yazdığını hemen söyleyeceğim size. Söyleyebilirim değil mi başkanım? İzin almadan söyleyemezsin. Özel bir görüşme ben söyledim. Yok rakamı ben rakamı. Rakamı söyleyeyim. Ben söyleyeceğim biraz sonra. Rakamı biraz sonra ben söyleyeceğim. Tamam o zaman. Bakalım rakam tutacak mı birbirine o zaman. Tamam. Biraz sonra söyleyeceğim rakamı. Tamam başkanım söyle rakamı. Rakam 2016'da da aynı. 2019'da şekere da aynı. Şekere çıkacak lütfen. Sadece. Sadece. Bağırma. Kavga etme çok. Sen eğer bağırsan ben senden daha çok bağırırım. Neden bağırırım biliyor musun? Hani aidiyetin Turgay nerede? Turgay orada mı? Ben hayatımın ilk maçında Karagümrük stadına gittim. Ali Samiyen'de oynandı. O zaman Vefa stadında da oynanmadı. Çok küçüktüm. Karagümrüklülerle ne olduğumuzu Turgay daha iyi bilir. En son Feriköy stadında da bizim hocamıza yumruk attı zaman Feriköy'ün başkanı. Ben de o zaman neler yaptığımı sen daha iyi biliyorsun. Nasıl çıktığımızı oradan sen daha iyi biliyorsun. Ben oralarda bağırmış adam, buralarda senden daha çok bağırıyor. Yani sevgiyle yok, kavga etmek çok ne var? Kavga etmek çok var. Konuşalım, konuşa anlaşalım. Bak ben senden rica ettim başkanım zaten söyleyebilir miyim diye. Söylemedin mi sustum. Tamam, şey sen benim abimsin bir kere. Sen benim abimin sınıf arkadaşın, sahibi sevgili Alaaddin Başkan beraber okudunuz. Şimdi burası genel kurul tabii ki herkes tabii, konuşacak. Tabii ki, tabii ki. Biraz topalayabilirsin. Sevgili başkanım kusura bakmayın. Bayramdan sonra arkadaşlarla geleceğiz. Gelmek isteyen varsa, isteyen gelsin. İstersen biz ilk önümüz birlikte olalım diyorsan öyle yapalım. Şeffaf olalım. Neyin ne olduğu görülsün. Bir şeyler yapalım. Sevgili başkanım sen de alacağından birazcık yükseliyor çünkü devamlı borçlar, alacaklar yükseliyor. Sen de birazcık madem bu kurum için çok şey yaptın. Rica ediyorum senden. Birazcık daha in bir şeyler yap. Sen de kurtul. Bizler de kurtul. Kulüp de kurtulsun. Tamam. Ya bir şeyler yapalım. Genel kuruldan sonraki süreçleri yönetirsiniz birlikte. Kulüp başkanımızla birlikte. Sevgili divan. Bunlar güzel öneriler. Güzel gelişmeler. Sevgili divan başkanım. Divan başkanlıkları çok önemlidir. Şimdi Fenerbahçe kulübünde Uğur Gülden şimdi divan başkanı oldu. Ve çok etkin kulübü içinde. Ben sizin de çünkü artık siz daimi divan başkanı gibi bir şeysiniz. Kaçıncı oldun? 3-4 peki 5. Yani siz de gelin katılın. Yani biraz şeffaf olup sevgili başkanım Alaaddin başkanım da gelsin. Yani kızıyoruz.
siyasi iktidara kızıyoruz, gelmiyorlar, etmiyorlar diye. Sevgili başkanımdan rica ediyorum. Ya bırakalım CHP formasını, AKP formasını, MHP formasını. Ya bu Beykoz 1908 kulübü. Şu marka var ya, çok büyük marka. Şu marka. 1903, 1905, 1907 Türkiye'nin üç büyüğü, 1908. Üç taneyiz. Vefa'da var, Üsküdar Anadolu'da var. Biz ay farkıyla önlerdeyiz onlardan. Ya lütfen şu armaya sahip çıkalım ya. Başka bir şey istemiyorum. Sevgili başkanım, tekrar söylüyorum. Ben dostum, dost acı söyler. Lütfen gel. Seni de kurtaralım. Sen de kurtulmak istiyorsun. En büyük hayalini söyleyeyim başkanım. Hani Alişer Bodrum'dan bazen bağlanıyor ya, işte Fenerbahçe'nin önemli olaylarında. Alişer'e bağlanıyoruz Bodrum'a diyor. Başkan da Mesude'ye gitmek istiyor. Köyüne. Biz de keşke bir şeyler yapalım. Mesude'ye bağlanalım. Zeki Başkan, Onursal Başkan diyelim. 24 senesini verdi. Az değil. Kızsak da az değil. Sevsek de az değil. Sövsek de az değil. Biz onu seviyoruz. Nedense çünkü sen kimseler yokken sen şu bayrağı dalgalandırdın orada. Ben senin neler çektiğini en iyi bilenlerdenim. Dost acı söyler. Biz hepimiz dostuz. Evet. Şu armanın altında birleşelim. Bir şeyler yapalım. Hepinizi seviyorum. Katlandığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Metin abi de çok güzel bir maç kazanacakmış. Başkanım, ben de bir Metin abiyi öpmek istiyorum. Tamam, sen de. Bir şey söyleyeceğim, o çok evet. Önemli. Metin abi, devlet sanatçısı. Evet. Belki devlet sanatçısı olmayabilirdi. Neden olmayabilirdi? Çok iyi bir futbolcuydu Metin abi. Bir gün babamın zamanında genç takımdaydı sanıyorum Metin abi. Metin baba, abi sen şöyle bir gel, bir arkadaşlar da görsün sizi. Çok teşekkür ederim. O zaman ben teşekkür ediyorum. Hatırlattığın için, bizi uyardığın için. Buyurun. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Metin abi çok iyi bir futbolcuydu. Bir gün idman maçında A takımla genç takım maç yapıyor. Babamla çarpışıyorlar. Metin abinin futbol hayatı bitiyor. Belki çok iyi bir futbolcu olacaktı. Ama belki işte bir musibet bin nasihatten iyidir misali. Futbolcu olamadı, devlet sanatçısı oldu. Belki babamın altında da kalçısı var. Bir tane anı anlat da dinleyelim, biraz sevinelim. Ufukcu beni mahcup ettin ya, vallahi. Utangaç bir adam yani, başımızdayım ama ben Beykoz Kulübü'ne 1951 senesinden itibaren rahmetli Kelle İbrahim'le bavulları taşıyarak girerdik. Orada öyle hatıralarım var ki anlatamam yani. Bir tane futbol topumuz vardı. O da böyle sırımlıydı. Nuri Baba, Allah rahmet eylesin. Topu böyle bir Fenerbahçe maçına çıkarken çuvaldızla çekerken patlattı. Başka topumuz yoktu. Çünkü içi balonluydu onun, o topların. Yani nerede şimdi toplar? Çünkü 40 metreden vurursun. O zaman çamurdan, hayatta ayakkabılar çamurda kalırdı yani top oynarken. Öyle hatıralarım var. Biz genç takımda oynadık. Ben o zaman konservatuar yatılı kısımdaydım. Ondan sonra ilin üstünde maç olduğu zaman antrenmanlara gelemiyorum. Sene 56, 57, 58, 59 seneleri. 3 kuruş tramvaya binerdik. Çırağındaydı konservatuarımız bizim. Şerefsiz'in orada. Dolmabahçe giden üstüne gelirdim. Takım giymiş sahaya çıkacak. Öyle bir durumda var. Benim de antrenmanlara gelmediğini biliyorlardı. Fikri abi, antrenörümüz. Rahmet. Nusret Ülük'ün kardeşi Kamil Ülük vardı. O 10 numarayı giyiyordu. Ben koridorda gelirken Metin geldi derlerdi. Onun formayı çıkarlardı, bana verirdi. Ben mahcup oldum ama her maçta da çıkardım, görevimi yapardım, gol atardım, sağ ayağım, sol ayağım vardı. Antrenmansız oynardık yani. Seneler bugün nereye geldik? Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani ben mahcup oldum ama
bir iki kelime söyleyeyim dedim. Herkese selamlar. Sesim kısık olduğu için fazla konuşamayacağım. Ama konuşmamama nereden başlayayım onu da bilemiyorum. Söyleyecek, eleştirecek o kadar çok şey var ki. Bir kere öncelikle bu 24 yıl başkanlığım süreci içerisinde üye yapılmamış bir kişi müracaat edip bir kişi varsa bugün Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı'nı kayıtsız şartsız devretmeye hazırım. Kayıtsız şartsız. Maddi ve manevi kayıtsız bir tane adam getiriyorum ben. Derin Koray'dan 30 yaşında kulübe başkan oldum. Bir ömür geçti. Hiçbir zaman Beykoz Spor Kulübü'nü boşa bırakmadım. Ta ki 2009 yılında alana kadar. Ali Zengin yaptı belediye başkanlığı. Şevket Arıkan yaptı. Yücel Çelik Bilek yaptı. Alaaddin Köseler yaptı. Dışarıdan Muharrem Ergün elini taşın altına koydu yaptı. Tarihin derinliklerine kaybolup giderken 20 sene önce bu takım 95-96 sezonunda amatör küme düşerken sonra ikinci tehlikeli hafta kadar aldık. Beykoz Spor Kulübü'nün 20 yıl ömrünü uzattık. Kimse benden daha fazla Beykoz olmasın. Her şeyi verdim ben. Benim bakalım milyon dolarları zamanınızı geri satın alabiliyor musunuz? Bu borcu da ben yapmadım. Her kongrede söylüyorum. Açın bu kurancıya sorun. 2016'da 3,5 milyon dolar borç var dedim bu kulübe. Açın. 2018 buradaki bu oteldeki konuşmamda bu borcu 2.600.000 dolara indirdik dedim. Türkiye'de artık Türk parası geçmiyor. Her yerde, bütün kulüplerde, bütün şirketlerde dolarla, euroyla borçlanıyor insanlar. Beykoz Spor Kulübü'nün borcu 2010 yılından bu yana bir lira borcu. Burada 400 bin ne diyorsunuz? O 400 bin de sadece derneğe kattı. Bir de şirket var. Mesela örnek vermek gerekirse 14 kere, 15 kere otele kampa girdi bu takım. Ama kayıtlarımızda görünmüyor. Fatura aldığımız için şirket kayıtlarında görünüyor. Bunun gibi bir sürü ödemeler var. 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon lira para harcayan takımlar küme düştü. Koca Diyarbakır. 9 tane takım grubumuza yer alıyor. 6 tanesi küme düştü. 4 İstanbul takımın 3'ü küme düştü. 5 İstanbul takımın diğer gruplarından 3'ü küme düştü. Çok zor bir ligdi bendeki. Çok zor bir ligdi. Şimdi arkadaşlar defalarca örnek veriyorum. Arabanız var, jok var. Benzininiz yok. Arabanızdan 4 lastik, lastiğin biri patlar. Cenaze var, cenaze kaldırıyorsunuz. 4 kol lazım. Bir kol almış, bir kol da yönetim kurulu almış, 2 kol eksik. Birlik beraberlik bütünlük olmadan olmaz. 114 tane kulüpte 3 tane 4 tane sponsor getirdi. Geldi. Hepsinde benim imzam var. İşte Sınarbank Beykoz. İktidar Partisi'nin ilçe sekreterinin imzam var. Dönemin belediye başkanı, dönemin kulüp başkanı, İktidar Partisi'nin ilçe başkanıyla kavgalıydı. Ankara'ya gittik kavgalı olmalarına rağmen Büyük Beykoz. Sınarbank yaptık adına. Tepe grubunu getirdik. Telekom'u getirdik bir sene. Milli Telekom'a gitti. Mustafa 100 bin dolarla çıkan Amerikalı basketbolcuya 3 sezon birincilikte oynattık. Daha önce de oynadı Beykoz basketbolda. Başkanı burada 60 sayı 70 sayı farkla 9 galibiyette süre bittikten atılan sonra basket hüküme düştü bu takım. Buraya insanı yaşattık. Hepimiz askerlik yaptık. Askerdeki görev neydi? Sarçer. Son asker kararına kadar o sarçer sahip çıkılacak. Gerekirse ölecek. Biz burada gerekirse bu dava için ölmek için bu sancağı muhafaza ediyoruz. 114 yıllık tarihi Ahmet Mithat Efendi kurmuş bu kulübü. Bir takım güçler bu kulübü kapatıp
gitsinler. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Seneler için bunlarla mücadele ettim. Türkiye'de sermaye her değiştirdi. Takımlar her değiştirdi. Profesyonel takım sayıları azaldı. İşte Sancaktepe, Ümraniye örnek verdi arkadaşım. Sancaktepe 2016'da bir takım satın aldı. Profesyonel lige çıktı 3. lige. Sonra 2. lige çıktı. Gokuran Cihazan'ın bakın 800 milyon borçla baktı amatörler gün. 5 günlük tarihi var. Gerçek Sancaktepe amatör cümleden sürünüyor. Türk milleti olarak biz tarihimize sahip çıkıyoruz. Alparslan'dan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz. Bir tane tarihi fotoğraf için müzayedelerine giriyoruz. Satın almak için para harcıyoruz. 114 yıllık Beykoz değer. Belediye başkanıyla evet konuştum. Konuşmayıp da ne yapacaktım? Belediye başkanı da bana birkaç tane yönlendirdi. Geçen kongrede Murat arkadaşımızın dediği gibi 3-4 tane görüşmeler var dedi. Ama o görüşmeler sponsorluk. Türkiye'de bir günde 8 milyardan dolar 18 milyardan çıkartmadım. Hiçbir zaman için arayacağım şu kadar Türk lirası demedim. Hep dolar konuştum, dolarla söyledim. Ben çoluğumun çocuğumun hakkını verdim. Geleceklerimi verdim. Oturduğum evi sattım, karşısında kirada oturuyordum. Kendi yaptığım borç olsa Allah canıma istediği söyledim, buradan çıkmak nasip olmasın. Kumar oynadım, kaybettim. Paramı düşürdüm, kaybettim. Birilerinin borçlarını ödedim. Şampiyonluklar ağır geliyor arkadaşlar. Nerede Artistan Spor? Türkiye Kupası arasında önce. Çin'de ama Türkiye'de. Nerede? Bir takım menajerler tarih oluyor 40 lira. İşte açısal. Bir menajer geldi satın aldı. Tahta kapandı. Bitti. Nerede koca Eskişehir? Vilayet takımları. Hep yeni yeni takımlar. Yeni Aksaray, yeni bilmem ne, yeni Malatya. Nerede Malatya? Ben ne kadar kuruldu borç? Eski Malatya gitti. Ordu Spor. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Belediye başkanı fotoğraf gidince ben yapım geleyim Murat kardeşim. Siyasette, sosyal hayatta sürekli dostluk, sürekli düşman olamaz. Zaten belediye başkanı da bizim düşmanımız değil. Beykoz halkının teveccühüyle belediye başkanı olmuş. Tabii ki yani suratımız eksik şeyle olarak fotoğraf vermeyeceğiz. Camiye umut, ümit vermek durumundayız. Bilici fotoğraflar ilgili. Halkın öyle gelmiş. Ben de burada halkın öyle geliyorum. Şurada iki tane, üç tane fazla da hemşerim yok. Biz geniş bir süreliyiz. Bilenler bilir. Hep bak buradaki kulübün bütün kongreleri hepsi bir sivil toplum örgütü. Bak bak mesela hikaye rakçımız arkadaşlarımız var orada. Bunlar için hiç problem değil. Yani biz bize yakışanı yapacağız. Kendisi de bize destek verir vermez. Biz talebimizi ediyoruz. Sandık geliyor. Başaramazsa başarırsa Beykoz hakkı değerlendirecek. Ben burada konuşulanlara taraftarlarla hepsine şükran borcumuz var ama yapmadıklarını bırakmadılar bizlere. Yani imzada topladılar. Her şeyi de yaptılar. Ama bir gün belediye yürüyüş yaptıklarını, bir gün belediye göreve davet ettiklerini, birkaç tane olabilir. Yani etkili yapamadıklarını. Etkili yapamadıklarını öyle şey yapıyorlar. Arkadaşlar, misafir arkadaşlarımız lütfen konuşmasın burada. Taraftarsınız. İncelik gösterdik, aldık. Başımızın üzerinde yeriniz var. Hepinizi seviyorum. Taraftarlık soyut bir kavram. Burada şimdi sponsorluk diyor bu. 4 tane arkadaşla görüşüyorum. Doğruyu doğru zamanda doğru yerde yaparsan doğrudur. Futbolda nasıl bir şey var? Bir sadise geç kalsa kafayı vuramazsın. Bu olmaz. Ve bir sadise size geçirsin doğru. Doğru zamanı bekliyoruz. Çizgin belli. İnanacağım. Kaynakların ortaya yatırım. 25 yıllık kulüp başkanlığı yapmış, 24 yıllık kulüp başkanlığı yapmış adamın gelip Beykoz'un sorduğu 24 kuruş vermemiş adamların Beykoz kulübüne sen şu kadar feda demesine kabul etmiyorum. Ben her şeyi güvendim. Gerekirse belki paramı alacağım. Bir tane YTK vermeyeceğim 114 yıllık kulübüne adına. Bir arsa bul. Benim paramın kâyası kimse olamaz. Çünkü zekâsı gittiği zaman
Beykoz hazır. Hala hazır. Hala görüşüyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Ben hayatı maç oynarken Mart'ta maç öncesi Beykoz Belediyesi yetkilileri benim sattaki kar çocuklarını çıkartmaya geldi. Beni 110 metrelik kulüp binasının deniz kenarındaki kulüp binasının olmayan yerin stada geldik. Orada alt kata indirmek istiyorlar. Soruyorum size. Fenerbahçe stadında, Beşiktaş stadında, Galatasaray stadında en iyi yerlerde kulüp binaları yok mu? İyi müdürlükte, genel müdürlükte de altta bir yerde. Ben bunlarla mücadele ediyorum. Sıradan sonradan sorunlarla mücadele ediyorum. Benim derdim yarın. Yarını tertemiz, boşsuz, Beykoz Spor Kulübü'nü en azından petitin ikine taşıyacak inancı şey yapacağım. Beykoz Spor Kulübü'ne Türk kendi şeyleri için Türkiye Cumhuriyeti ile pazarlık yapacak şey değil. Beykoz Spor Kulübü buradaki irade hepsinden daha üstte. Beni seçerseniz devam edelim, seçmezseniz devam etmem. Bu kadar basit. Genel kurulun üzerinde hiçbir irade yok. Bu eleştiride soru cevap varsa bunları da cevaplamaya hazırım bu arada. Sponsor değil, şirket devri. Hiçbir zaman için sponsor değil, bunu ayıralım. Ufuk Bey'in dediği de sponsor değil, şirket devri. Yani yine size getireceğiz. Diyeceksiniz ki koca takımlar var, bak Beşiktaş kulübünde ne diyor? Bir ismini vermiyorum bir kulüp. Ben diyor, şey olursa diyor Beşiktaş kulübüne tarihim. Beykoz kulübü, genel kulübü yetki verirse tarih olur. Paranın satın alamayacağı manevi şeyler var. Ben o konuda sadece görüşmek için yetki aldım. Yani bu yetkiyi de gerektiği zaman bu kongreye getirmesini bilirim. Ben kendi alacağımı düşünmüş olsam bu kongrelerde çok verdim. Adam isim de vereyim hiç yazabilirsiniz. Aytaç Havar Demir Sınar, Esmer Bey şeyden geçti. İspanya'da bunu denir. Cezaevinden kaçırıldı helikopterle. Onlar geldi. Eser Bey Ördek görüyor. Eser Bey de vardı toplantıda. Ahmet Bey de vardı. Başkan seni kuruyor. Kaç para alacağım varsa beni indirdiler mi diyorlar mı? Arkadaşlar. Para meselesi değil. Sevgi meselesi bu işler. Beykoz'da bir sürü ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi sallayanların bakısından doğrudan bir sürü babalar oturuyor. Bu babaları tribünlere sokturmadık. Güç sayısını bunlara alet etmedik. Biz böyle konuya el yaşadık. İçişleri Bakanı'nın bizzat da darlama verip de bu tip adamların kongreden çıkardığı kongrelerde gördük. Beykoz Spor Kulübü'nde başkanlık yapmak hanımefendi var burada ama bilmem ne kadar şey lazım. Kolay iş değil. Biz tabii ki görüşürüz. Seve seve görüşürüz. Gece ikide çağırsalar, üçte çağırsalar Beykoz Spor Kulübü için konuşuruz. Şeffaf. Şimdi Umur Bey, Ufuk Bey bana diyor ki bak son borcağımla ben çocuk değilim. Fırın çöpüne geçmişim yazdım gönderdim. Ama bu gizli bir şey değil ki. Bu kulübün 2 milyon 600 bin dolar borcu var arkadaş. Kayıtlar ortada. Bunun 1 milyon 650 bin doları şahsıma diğeri devlete verdi. Demiyorum ki Murat Bey dedi çok güzel. Murat Bey'in tüm eleştirilerini saygıyla başımın üzerine katlıyorum. Başkan dedi 400 bin bölgesel dik. Şimdi 5 milyon 6 milyon spor amatör. Bu ne ana bu ne turşusu. Burası şirket kongresi değil Murat'cığım. Bölgesel ligde oyuncular maç yazdığı için listede yani kaç dakika süre aldığı için de evlilik oyuncu 10 liraya gelebiliyor. Burada da 10 liralık oyuncu 100 lira istiyor. Hani hedef olan takımlardan. Zaten bir araştırabilirsek 100 bin, 150 bin, 200 bin paralar dönüyor. Kaç takım verecek bunu? 8 takım, 10 takım, 15 takım. İstanbul genelinde. Biz de tahmini 3 adı tahmini. Bu 6 milyonluk 3'ü belki 2 milyona düşer. Mesela otel var. Belki otelde de gitmeyeceğiz. Mesela kamp var. Kamplara gitmeyeceğiz. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturur. Yani şey gösterdiler kendileri
tevessül yaptı arkadaşlarım. Taner arkadaşım iki arkadaşıyla birlikte yönetime girdi. Bizim üstüdeki bir şirketin CEO'su. Doğru mu Taner Bey? Bir tanesi yönetim kurulu başkanı. Kendisi en önemli firmasının sahibi. Bir tanesi Sedat arkadaşı demir çelik fabrikasının, Türkiye'nin en önemli demir çelik fabrikasının birisinin dört ortağından biri. Ama bunları kaçırmayalım. Bunları sosyal medyada veya şey yaparak kaçırırsak beykoz kaybeder. Zeki Aksu kaybetmez, kaybetti. Biz abi kaybetti zaten. Kazanırsa beykoz kazanır. Bu arkadaşlarımıza destek vermek lazım. Paralar adam yanlış anlamayın lütfen korkak olur. Sermaye korkar. Sıkıntı olursa sermaye yurt dışına kaçıyor işte, değil mi? Bunlar da kaçar. Bunlar bulunmadık böyle arkadaşlarımız kaçırmıyor. Bir Arap için bir Arabistan yıkılmaz. Bir Arabistan için bir Arap için Arabistan yıkılmaz. Bir Arabistan için bir Arap yıkılır. Ben yıkılmaya zaten hazırım. Ben bugüne kadar hep gittim. Kiminin hoşuna gittim, kiminin zoruna gittim. Hep bıraktım. Şevket Erkan'a Yaşar Başkan burada. Ya, Çember Orman burada mıydı? Dışarıda. Aldım. Bir puan geride birlikte bıraktım. Üçüncü ligde. Zonguldak'a şampiyon oldu sene. Üçüncü oldular. Yücel Başkan'a ben verdim. Sonradan ikinci Beykoz'dan bir soru yaptı. Niye? Arkada belediye gücü var. Tamam. Yüzüncü yılda şampiyonluklar oldu. Doğru ama şampiyonluklar her zaman mutluluk getirmiyor. Eğer direkt böyle gelirse paraşütle çıkan, işte bu spor. Hala belini doğrultamıyor. Kaybolup gidiyor. Belki amatöre kadar koca şehir takımı gidecek. Bunların bedeli var arkadaşlar. Hangi insanın Beykoz kulübüne, altyapısına sabredecek, 3 sene, 5 sene sabredecek zamanlar yok. Biz burada sadece bu ayla dalgalandırmak için mücadele ediyoruz. Açık konuşun. Belediye başkanı destek olmadan, siyasi destek olmadan olmaz. Bakın 160-170 tane profesyonel kulüp var. PTT'si, Süper Ligi 2'si, 3. Ligi. 100 tanesi, 110 tanesi belediye takımı, belediye destekler. Ben de Ümraniye. Ümraniye neler yapıldığını Allah aşkına bir bakın. Kimler destek veriyor? Kasımpaşa'ya neler yapıldığını daha ne kadar hakimimiz. Bir tane Tuğgay Çinel'e. Yok mu bir Tuğgay Çinel'e bizde Beykoz'u alacak? İki tane var. Aldılar, aldılar. Bu kadar basit. Bu kongrede de Tuğgay arkadaşımın dediği gibi 40-50 kişinin Eser Bey Hazırlan listesinde kaç kişi var şu an? 199. Yok, üye imza atan sayısını söyler misiniz ben? 70. Kaç? 70 kişi imza atmış. Bugün birincilikte, ikincilikte kongre yapamayan takımlar var arkadaşlar. Bırak 70 kişiyi. 7 kişiyi bulamayan takımlar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde buraya kadar geldiniz, bize destek verdiniz. Sizin bu desteğiniz olduğu müddetçe Beykoz Spor Kulübü ilerlemek yaşayacak. Bir tane çakma takı kurdular, aldırdılar. Beykoz İdman Yurdu yaptılar adına. Şimdi de Belediye Spor Kulübü'nün hazırlığındalar. Futbol takıma gelecek aşağıdan. Çünkü adam bilmiyorum ki işte kim dedi burada. Bir arkadaş dedi işte basketbolcu, ben dedi aidet duyuyorum dedi. Aidet duyan bir belediye başkanı geldi müddetçe bizim sıkıntımız yok. İnşallah tercihlerimiz yok. Ona göre yaparız. Yani biz bu sayıyı tabii ki arttırmak istiyoruz. Ama dernekler yasasına göre yani biz güncel şey yapıyoruz. Güncel peki 3 sene aidatını yatırmayanlar askıya alınıyor. 5 sene aidatını almayanlar otomatikman düşürülüyor. Bunu yapmazsak güveni kötüye kullanma suçu işliyoruz. Yargılanıyoruz. Bu da Ali Başkan daha iyi bilir. Kendini bilen adamlar için çok büyük suçtur. Herkesin aidatını yatırırsa demin de söyledim bir kişi bana gelip özellikle de tam ben kim eleştiriyorsa onu üye yapmaya devam ediyorum ben yani. İşte Tamer Bey de zaman zaman eleştiriyor. Yani doğru mu? Doğru. Ama 3 sene Tamer Bey'in buraya gelmesi 3 sene geçti arkadaş, doğru mu? Niye? Bir takım dedikodulardan, medikodulardan girme etme. Doğru mu Tamer Bey? %100 başkan şöyle, başkan böyle. Başkan şöyle, başkan böyle. Arkadaşlar siz beni kötülemiyorsunuz. Çok değerli arkadaşım, bir tanesi COVID Türkiye'nin başında. COVID Türkiye'nin başında, öbürlerimiz
isim yönetim kurulunda. Yani yabancı yoksa soy isim benzerliği var ama. Yani soy ismi Koray Aksu. Biraz sonra listede yani, görecek bir akrabalarım yok. Yönetim kurulumuz olacak. Engin Çetin Kaya zaten Türkiye'nin en büyük sanallaştırma firmalarının başında çözüm teyit CEO'su kurucu. CEO bir tanesi o. Yurt dışında oldukları için burada değiller. Umarım 6. baştan sonra da tüm yönetim kurulunu şimdi görürüz. 6. baştan sonra da. İnşallah. Umarım. Yardına görürüz. Benim maçla falan bir işim yok yani. Ben maç falan ben kendi adıma maç olmadan olmuyor. Tabii muhakkak. Ama önce iyi bir yönetim. Yani sahaya yansıması için bazı şeyler iyi bir yönetim olması lazım. Evet. Şimdi çok onu söylüyorum. Dün özellikle buraya katılması için... Mikrofon verir misiniz? Ben dün özellikle buraya katılması için rica ettim ama daha önceden malum bir program olduğu için geletiyle almış, iptal edemedim. Ama şunu özellikle belirteyim. İlk söylediği şey ne biliyor musunuz? Ya başkan hakkında yani kime sorsam, yani Taber'cim ben tanımam Zeki Bey, Zeki Asu'yu bilmiyorum. Bu arada kendisi de Engin Çetinkaya da Beykoz'a basket oynamış. Çok güzel bir sporcu. Evet tabii öyledir. Yani kime sorsam yani bir kişi iyi bir şey söylemiyor dedi. Yani düşünebiliyorsunuz. Ve ben bu insanı burada yönetimi almaya çalışıyorum bu arada. İkna etmeye çalışıyorum. Yani ben üzerime hani ben de dedim Erçin Sevan olmuş ama senin benim aklımda da iyi şeyler söyleyen yok dedim yani. Aç dedim şeyi. Yani insanları karalamak çok kolay. Çok kolay. Buyurun. Başkan her zaman bırakmaya hazır olduğunu. Şimdi bir binde adam diyor. Ben de söylüyorum. Buyurun. Yine yönetim. Aday olun. Ben 3 sene uğraşıyorum benden. 3 sene söylüyorum. İstemedim. Evet, sahaya, tribüne saygım sonsuz. Ben de bu arada Beykoz Zafaf takımları futbolculuk yapmış bir... Kasımpaşa maçından bana bahsetti. Bana bahsetti ya. Hiç ümmet. Neyse. Yani... Tribünden gelen bir arkadaşsın Beykoz tribünden. Hiç unutmadım. Yok. İyi değil. Yani bizzat sahanın içinde de görmüştüm. Evet. Şimdi çok değerli bir hocam var. Bir yerin felç geçirdi. İsmini gerçekten hatırlayamıyorum. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin. Hocamızın ismini hatırlayamadım. Nuri Hoca. Efendim? Nuri Hoca. Aydın Sümer. Aydın Bey. Aydın Bey. Allah çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Sağımı bilmiyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyeyim. Gerçekten o Kasımpaşa maçını hiç unutmuyorum çünkü çok önemli bir maçtı. Eğer o gün galip gelseydik birincilikte, çünkü ikincilikte, birincilikte gerçekten unutulacaktı. Çok çok az bir puan farkı vardı. Yani 5 puan falan gelecekti falan. O hiç unutmuyorum o maçı. 3-1 kaybettik. Skorunu da bilmiyorum. Kaldırım taşlarının sökülüp ne kavgalar, ne olaylar çıktı. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü bizim evimiz tam stadın çarpmasında, karşısında, işçi evlerinin birinci evi. Orada oturuyorduk. Onun için onu çok iyi bilen, o zararları da çok iyi bilen bir insanım. Çok uzak kaldım ama inşallah bundan sonra hepimiz için, her şeyden önce Beykoz'umuz için hayırlı olsun. Engin Çetin Kayı dediniz, Beykoz'u. Engin Çetin Kayı biliyorsun, evet. Sarı Engin. Sarı Engin. Benim sınıf arkadaşım. Tabii. Babamla görüşürüz. Tabii. Zeki Başkan. Evet. Görüşmeni isterim özellikle. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Zeki Aksu eleştiriyor. Zeki Aksu, Erken Dur. Kimi konuşmuyor? Tayyip Bey'i konuşmuyorlar mı? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuyorlar mı? Bahçeli konuşmuyorlar mı? Ali Koç'u konuşmuyorlar mı? Beşiktaş Başkanı Ahmet Bey'i konuşmuyorlar mı? Galatasaray Başkanları konuşmuyorlar mı? Diğer kulüp başkanları konuşmuyorlar mı? Konuşuyorlar arkadaşlar. Kolay değil bu ligde mücadele etmek. İddia mafyasıyla mücadele etmek. Ben iddia mafyasına vermiş olsaydım üçüncü ligde bu takım bir de borcu yoktu. O dönem bizden bunu isteyenler belki bir maç, iki maçtan alacaklar bunu. Bugün nerelerde olduğu birkaç gün önceki şeylerden belli. Ne demek istediğimi anlayayım, operasyonlardan belli. Yoksa Zeki Aksu alacağım nasıl olur? Ben 62 yaşına gelmişim. Yarın ölsem, gitsem, benim çocuklarım gelip burada size para bile istemez. Kendi kendilerine yetinir eder. Varsa verip genel kurup, yoksa vermez. Efendim şu kadar para veriyorum, şu kadar bağışlar. Yaş mananın gözü. Ya yaş mananın gözü. Önce gel mücadele et. Sen bir ma aynı gibi milyonları verip dışarıca. Ben bedelsiz de bırakmayacağım arkadaş. Yeter ki deneyim. Beykoz'un taşıyacağına profesyonellikle taşıyacağım. Çünkü benim alacağım yasak. Beklerim. Ama şu an ben bütün paranoyak gibi bütün okları bana çekiyorum ve savuşturuyorum. Taner Bey gibi, Sedat Bey gibi, Ahmet Bey gibi, Mehmet Bey gibi insanlar
yarın buraya geldiğin zaman ufacık bir şeyde kaybolup gider. Lanet olsun, nereden geldin derler. Onların önünü açmak için, tertemiz yarınlara Beykoz kulübü bırakmak için bütün mücadelem, bütün hizmetim, bütün gayem bu. Hepinizi seviyorum. Kimseye de kırgın değilim, küskün değilim. Burada, bu demokratik ortamda herkes eleştirebilecek bir kongreye hazırladığımız için başta genel sekreterime çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz kürsü koyuyoruz. Bazı kulüpler evinde yapıyor kongreleri. Muhabbet olup da kalan dışarıda bir tane adam yok. Aidatı yatırmamıştı. Bizim de tüzük geliyor. Aidatta yeni üyeler için bir ay önce olan öyle değil mi? Kongrelerden bir ay önce, ilk kongreden bir ay önce diğer eski üyeler için de 30 bin euro kadar yatması lazım arkadaşlar. Sevgi eylem gerektiriyorsa aidat konularını da atlamayalım arkadaşlar. Burası da önemli. Ne demek istediğimi anlamışsınız. En derin sevgi saygılarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Sağ olun, sağ olun. Süleyman Bey, bir şey mi olur? Efendim? Konuşulacak çok şey var ama bazen sessizlik konuşmaktan daha iyi, doğru söylüyorsun yani. Sağ ol. Ben Umut Atay'ım. Geçen sene bu Beykoz Spor Kulübü'nün genel kaptanlığını yaptım. 25 yaşından beri. Yani burada herkes geliyor, bir şey konuşuyor, ediyor. Herkes burada benim büyüğüm. En genciniz benim gördüğüm kadarıyla zaten. Şunu da söyleyeyim, ben çok köklü bir aileden gelmiyorum ama Beykoz'un en büyük sivil toplum kuruluşunun, yani Boğaz'ın yardımcılarının bir birey olarak geldim buraya. Yani burada herkes geliyor, işte Ufuk abi konuşuyor. Ufuk abinin en çok tartışanlardan biri de bendim geçen sene. İşte o beni eleştiriyor, ben onu eleştiriyorum. Çok eleştiriyor, açık bir abi. Bana da bazı şeyleri kutuyor. Çünkü eleştiriler insanlara bir şey katması lazım. Ama yani buraya gelip de her sene yönetimde, her kongrede, ben 5 senedir geliyorum. Her kongre öncesinde burada herkes oturuyor böyle çok güzel, 50-60 kişi. Devre nasıl geliyor? Geçen sene Zeki Başkan bana diyor ki Mutlu takımı kampı alacağız. Yanlış mı başkanım? Doğru, aynen. Mutlu futbolcunun peşinatı verilecek. Mutlu futbolcu geliyor, parası ödenecek. Mutlu futbolcunun peşinatı geçti. Mutlu futbolcunun faturası kesildi. Bir Mutlu'yla bu iş olmuyor ki. Geçen sene kaç kişi vardı başkanın yönetimde? 10 kişi, 15 kişi. Yönetim kurulu toplantısı yapıyordu. Kaç kişi oluyordu? 2 kişi, 3 kişi. Bu işe başlarken herkes böyle çok güzel başlıyor. İşte ben bedenimi koyuyorum, ben vücudumu koyuyorum. Vücudunuzu koymayın, bedeninizi koymayın. Burada artık her şey parayla dönüyor. Parayı koyacak biri varsa gelsin burada, masanın üstüne koysun. Biz de bazı yardımcı olarak bunu destekleyelim. Yani son olarak da sizden şunu istiyorum, rica ediyorum. Bütün büyüklerimden, Alaaddin Başkanım'dan, Muharrem Başkan burada yok, işte Murat Bey'den. Beykoz Spor Kulübü, başka Beykoz Spor Kulübü yok. Kuruyorlar, TED Koleji kurdular, Beykoz İdman Yurdu yaptılar, düştü. Biz de düştük ama biz nasıl düştük? Maltepe maçını söylüyor başkan. Maltepe maçından önce futbolcular çıkartılmak isteniyor. İki tane futbolcu sığmadığı için ben evimde kaldım. Kimin haberi var bundan? Herkes buraya gelip paşa paşa oturmayı biliyor. Beykoz Spor Kulübü bu sene ikinci kata indirilmek istiyor. Beykoz Spor Kulübü ikinci kata indirilebilir mi abi? İndirilebilir diyorsanız o zaman hep beraber gelin, buyurun gidelim, taşıyalım kulübü aşağıya. Ama böyle bir şey yok. Başka Beykoz Spor Kulübü de yok. Rica ediyorum Sayın Belediye Başkanı'ndan diyorum. Burada yok. Zaten hiç olmadı ama rica ediyorum buradan Sayın Belediye Başkanı'ndan da. Bu sene süper amatöre düştüğümüz yerden kalkmak için hep beraber el ele verelim. Ben de abilerimle, Ufuk abi de, olmaz Ufuk abi, senin dediğin olmayacak yani. Sonunda yine başkan devam edecek. Bunu sen de biliyorsun. Burada 15 dakika konuştun ama bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum abi, anladın mı? Bu sene rica ediyorum küslükler bitsin. Alaaddin Başkanım, sizi de çok güzel konuştunuz. Ben çocukluğumdan beri de sizi biliyorum ama yani gelin bu sene bu güzel konuşmalarınızı yönetim kurulu toplantısında da bir ferdi olarak hep beraber girelim. Beykoz Spor Kulübü'ne sahip çıkalım. Beykoz Spor'u tekrar o salma taklından çıkartıp da bölgesel amatör ligine doğru çıkartalım. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Evet, bu konu vardı kulüp binası ile ilgili. O kulüp binası 2009 yılında yapılmaya başlandı. O dönemin genel bu kararıyla
bankadan borç alındım. 900 bin dolar alıp gittim. Ben kaçak inşaat yapmaktan yargılandım. Ceza aldım. Bir takım tarikat ve cemaatler, iktidar parti, bak burada söylüyorum, her zaman her kongrede söylüyorum aşağı yukarı. İktidara yakın bir takım iş adamları, hepiniz biliyorsunuz, hepinizin anıları vardır. Ne bir yer yer yer, o yerler için ara büyük mücadele sürüyor. Merkez olarak hem Ankara iktidarı, hem Beykoz'da iktidar olan, hem İstanbul'da iktidar olan, Türkiye'de iktidar olan idare 10 senedir o binayı yapamadı arkadaşlar. O bina bizim geleceğimiz. O bina Beykoz Spor Kulübü'nün namusu. Onun, o bina Beykozların her şeyi. O binayla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Eğer o binayı yaparken bir kişi, iki kişi şikayet etti bizi. Nami Bey biliyor o kişilerin şikayet ettiğinden. Yani o canlı canlı yaşadı o dönemde. Ama şimdiki yapım esnasında 1000'e yakın şikayet dilekçesi var. 1000'e yakın şikayet dilekçesi var, bina engellendi. Beykoz Belediyesi o binayla ilgili biz de oturmak zorunda. Biz de gittik, şikayet O bina, biliyorsunuz Halk Bankası var Beykoz Merkez'de. O bina da yakınları satışa çıkıyor. Oraya gidiyor. Sadece ondan nokta değil. Bunların önünde ben engelim. Belediye başkanı tabii ki istemez. Engel olan şeylerin önünde. Ben zeki istemem diyor. Ama ondan sonraki konuşmalarda, ekberlerde haklıymışım başkan. Herkes hakkında bana rapor verdiler. Sen beni ikna edersin diye o fotoğrafın öncesi öyle bir konuşma geçti aramızda. İnşallah temenni ediyorum seçim zamanı bize yardımcı olur. Karınca misali yardımcı olması yeterli. Biz maçlarda inşallah kendisini görür. Kendisiyle de kongre öncesi konuştum. İster dedim yönetim kurulunu 14 kişinin 10'unu siz verin. İster dışarıdan futbol takımını yönetin. Aynı şeyi İçe Başkanı'na da söyledim. İkinci fotoğrafla ilgili. Ve kongreye davet ettim. Gelmediler. Yani ben dedim tecrübeli başkanım. Sonuçta yani başarırsanız devam edersiniz. Şu parayı verin, bu parayı verin de demedim. Kendisine daha önce de defalarca söyledim 4 milyon, 5 milyon verelim edelim falan filan. Bunlar hep İtopya anlamında arkası olmayan laflar. Sen de bana verirsin 10 milyonla 20 milyonla laflar. Ciddi olmayan şeyler. Ben şimdi Beşiktaş Başkanlığı'na adayım desem salondaki arkadaşların veya falan bu başkanlar veya gazlar gülmeyen kalmaz. Ben aday olduğu zaman gülmeyecek adaylar bulmak istiyorum. Kurumlar bulmak istiyorum. Tepebolu gibi Beykoz konaklarını 1999 depreminde kullanarak orman alanını içeri alarak Beykoz'a bir koyup yüz kazanarak bunlara karşı Beykoz Spor Kulübü'nü kullanıp da devletle olan bir takım işlerini onayını bekleyenler bunlar yani bilmediğim için attığım gizli şeyleri de var. Beykoz Kulübü'nü kullanıp da işleri bittikten sonra dışarıdan gelen eden paralardan sonra Beykoz Kulübü'nün kaderiyle baş başa bırakacak bir adam değilim. Beykoz Spor Kulübü'nün Beykoz'un içerisinden Beykoz'un birinci gelişmiş Beykoz'un eski basketçisi eski topçusu, Beykoz'un eski çocuğu ekonomik olarak bir takım sorular yapmış, bir takım yönetim kurullarında bulmuş. Arkadaşları da gönül rahatlığıyla teslim ederim. Hatta Tamer Bey dedi ki buyurun gir başkan olun dedim ya. Siz de böyle dedim. Tamer Bey ben sizin tecrübenizden faydalanmak isterim dedi. Yani ben koltuk meraklısı değilim. Çünkü o koltuk İtalyan atasözü gibi veya Fransız atasözü gibi sağ kımıldayınca da giriyor. Sonra kımıldayınca da giriyor. Yani ben bunları da açarım. Yeter ki güvensin. Güvenelim. Sizler de güvenin. Benim güvenim yetmez. Genel kurula güvensin. İnan Beykoz merkezden Beykoz sütunu kadar o tip adamı omuzlarında taşırım. Bir takım kulübümüze destek veren adamlara siyasi baskı yaparak para vermeden verdiğini dediklerini biliyorum. İnşallah o arkadaşımız da bir gün gelecek bu kulübe başkan olacak. Sen ne demek istediğini anladım. Yani hala bize inanan, güvenen, sayan bir insanlar var ki biz her sene 1 milyon
1,5 milyonlar kulüp için para harcıyoruz. Ve her sene 2014'ten bu yana borçsuz takım yönetiyoruz. Bu borç kur farkından dolayı 2012'den bu yana gelen bu borç. Ve kaldı ki 2009 yılından itibaren borç azaldı. Bu sene şu an torba yasada ekleyici bir madde var. Çok önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, vergi dairesine olan borçlarımız var. En azından derneğimize olan borçlarımızı bir dahaki dönem geldiğiniz zaman gelirsek, nasip olsak ama 3 ay sonra, ama 5 ay sonra Turgay Bey'in dediği gibi 5. hafta, 6. hafta yalnız kalmazsak devlet olan borçlarımızı alınmış olacağız. Dernek anlamında, şirket anlamında söylemiyorum. Teşekkür ederim. Burada Beykoz Spor Kulübü'ne yarın kim tarihte? Ne? Nakit kaynaklarını ortaya koysa 15 yıl sonra tekrar kongre yaparız. Ama Beykoz Spor Kulübü'ne tarih olanlar önce basın toplantısı yapacaklar. Değerlerini koyacaklar. Ondan sonra tarih olacaklar. Cemil arkadaşımızın dediği gibi sosyal medyada şöyle böyle de olmaz. Ben bunu sakın içindeki arkadaşlara söylemiyorum. Onlar benim dava arkadaşlarım.